CHP'de değişim hareketinin içinde yer alan grup başkanı Özgür Özel istifa edeceği haberlerini yalanladı. Bu haberin parti içinden kasıtlı olarak çıkarıldığını söyledi. Özel Kılıçdaroğlu ile aralarında bir gerilim olmadığının da altını çizdi. Genel başkanlık iddiasından vazgeçmediğini de özellikle vurguladı. Özgür Özel Grup Başkanlığı görevinden istifa edecek mi? Genel Başkanlığı adaylık kararını mı açıklayacak? Kılıçdaroğlu ile aralarında bir gerginlik mi var? Cumhuriyet Halk Partisi kongre süreci hazırlıklarını sürdürürken parti içi tartışmalarda gündemde kalmaya devam ediyor. Değişim grubu içinde yer alan Özgür Özel hakkında çıkan haberlerin CHP içinden kasıtlı olarak çıkarıldığını açıkladı. Birileri istiyor diye istifa edecek değilim dedi. Genel başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkinse devam eden ilçe seçimlerini işaret etti. İlçe seçimleri bitmeden genel başkan adayının çıkması doğru değil. Örgütlerden gelecek talebe göre karar vereceğim bir süreç olacak. Ben dikkatli şekilde süreci takip ediyorum. İnisiyatif almak, sorumluluk almak konusunda vazgeçmişliğim yok. Bundan sonraki süreçte Genel Başkanlıkla ilgili karar verirsem Anadolu turuna çıkarım. Özgür Özel Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında bir gerilimin olmadığının da altını çizdi. Ben grup başkanıyım ve CHP tarihinin genel başkanı olmayan ilk grup başkanıyım. Bir gerilim alanı, bir çatışma alanı yok aramızda. Hem merkez yönetim kuruluyla hem genel başkanla grup arasındaki uyumu sağlıyoruz. Değişim çağrılarının baş aktörlerinden biri olan Özel bu çağrılara dönük de mesajlar verdi. Değişim konusunda kararlı olmak lazım ama vefalı da olmak lazım. Bunu bir kişi veya kişilere ya da sadece tüzüğe indirgememek lazım. Duruşun ve ihtiyaçların daha net ifade edildiği bir programa ihtiyaç var partinin tarihini, köklerini, sorumluluklarını inkar etmeyen ama yeni kuşak seçmenle sağlıklı ve etkili bir iletişim kurabilen metinler lazım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finans piyasaları ve Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Şimşek, Türkiye'nin karşısında esen rüzgarların 2024'ün ikinci yarısında tam tersine olacağını ifade etti. İstanbul'da yatırımcılarla yapılan toplantıda Türkiye'ye ilginin yoğun olduğuna da dikkat çekti. Mehmet Şimşek tamam. ve benim sen... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Yeni Şafak Gazetesi'ne konuştu. Türkiye'nin yeni ekonomi yönetiminin yol haritasından neler olduğunu açıkladı. Körfez ülkeleriyle verimli diyaloglar olduğuna vurgu yaptı. Orta Doğu'nun özellikle de Körfez ülkeleri bağlamında bakacak olursak Körfez ülkelerinin özelliği olarak sadece petrol ve doğal gaz ihraç etmiyorlar. Kendi ekonomilerinde absorbe edemeyecekleri kadar bir sermaye fazlasına sahipler. Dolayısıyla bizim de sermaye ithalatına ihtiyacımız var. O nedenle sermaye fazlası olan ülkelerle başladık. Onlarla ikili diyalogları kurduk. İkili ilişkilerin güçlü yanlarının ticarete yansımasını istedik. Sermaye akımlarına yansımasını sağlamaya çalıştık. Çok stratejik hamleden bahsetti. Bakan Şimşek 2024'ün ikinci yarısına dikkat çekti. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler riskli addedildiği için küresel büyümenin yavaşladığı dönemlerde risk iştahı bir miktar daralıyor. Ben inanıyorum ki 2024'ün ikinci yarısından itibaren bugün karşıdan esen rüzgarlar destekleyici bir nitelik kazanacak. Güçlü bir. İstanbul'da JP Morgan'ın ev sahipliğinde yatırımcılarla düzenlenen toplantıya değindi. Toplantıya ilgi çok büyüktü. Ben eskiden bu sektörde çok uzun yıllar çalıştım. Genelde Ağustos ayında özellikle Avrupa'dan fon yöneticileri bu tür etkinliklere katılmazlar. Ağustos ayı büyük oranda tatil ayıdır. İşlerin nispeten rölantiye alındığı, yavaşladığı bir aydır. İlgi çok büyük. Çünkü uzun bir süre sonra Türkiye'de bir dezenflasyon programı, kalıcı bir şekilde enflasyonu kontrol altına alma, cari açığı kontrol altına alma programı oldu. Türkiye her zaman yabancıların ilgilenmesi gereken potansiyeli çok büyük bir ülke. Sayın Mehmet